Ya nerede bu şimdi? Gene odasına kapandı. Ay Sadıkçığım, ne var bunda? Akşam yemeği yendi, kızcağız odasına gitti. Ders çalışıyordur, arkadaşlarıyla chatleşiyordur. Ay ama yani o sofrada oturmadı, tabağını aldı, odasına kapandı canım. Yani sanki evimizde oda tutmuş bir öğrenci gibi kalıyor. Burası otel mi yani? Ay ne kadar abartıyorsun. Bak yine bu konuda tartışmaya başlayacağız seninle. Yahu biz böyle miydik? Ha, bir aile böyle mi olunur ya? Allah Allah. Yani hiç olmazsa bir anne babayla baş başa yemek ki ondan sonra çek git odana ya. Sadık, sen kızınla doğru dürüst bir ilişki kurmuyorsun. Bir diyaloğun bile yok. Yaptığın şeyden sonra ondan hala özür dilemedin. O da tepki veriyor doğal olarak. Doğal olarak mı yoksa haklı olarak mı sana göre? Ya bana göre filan değil Sadık. Sen bir baba olarak düşünüyorsun. Ben de onun yerine bir genç olarak düşünüyorum. Ya arada bırakma beni ne olursun Sadık. Yani sen de amma aksisin bugün ya. Ya bir şeyler söylemeye çalışıyorum, kabahat oluyor. Bir şeyler söylemiyorsun Sadıkçığım. Sen tek bir şey söylüyorsun. Sabah, öğlen, akşam hep aynı şeyi söylüyorsun. Ha ben de hamileyim farkındaysan. Ya çok affedersin. Gel, gel buraya hayatım. Gel, ben özür dilerim. Affet beni, ne olursun. Ha? Ben çıkıp yatacağım Sadık, iyi geceler. Ama şimdi Betüş. İyi peki, nasıl istersen. Ne oluyor ya? Bana ne oluyor? Ben niye böyleyim? Sakin olamıyorum. Sürekli bir panik halindeyim. Of ya. Sen doğduğun zaman öyle bir dünyaya geleceksin ki eğer bir peri olarak doğmazsan nasıl başa çıkacaksın bilmiyorum. Dışarıda bir sürü kötülük var. Annenin peri olduğunu bilmediği için seni onlardan korumaya çalışan ve bunu yaparken bazen dozunu kaçıran bir baban var. Kaçık bir anneannen var. Onu kıskandığı için köpeğe dönüştürdüğü bir deden var. Peri bile olsam, babam bir fani olduğu için bütün insanlarda olduğu gibi duygularım, düşüncelerim, kaygılarım, sevinçlerim, hüzünlerim var. Senin de baban bir fani. Ama sana söz veriyorum, bazen beni çok kızdırsa bile onu asla bir köpeğe çevirmeyeceğim. Seninle şimdiden o kadar benziyoruz ki beni anlayabilecek bir çocuk doğuracağım için çok mutluyum.
Hayatım, günaydın. Günaydın. Betüş, yapma ne olursun ya. Bak, ne olur affet beni. Sen karşındakini de anlamaya başladığın zaman seni affedeceğim. Betüş bak, yani bir bebeğimiz doğacak değil mi? Çocuklar yüzünden birbirimize düşmeye başladık, farkında mısın? Çocuklar yüzünden değil Sadıkçığım. Olaylara yaklaşımımız çok farklı olduğu için. Betüş, bak bu zamanda çocuk yetiştirmek çok zor biliyorsun. Yani bebeğimizi nasıl yetiştireceğiz? Nasıl yani? Endişen mi var? Hayır, böyle olacaksa bebeği doğurmayayım yani. Betüş'cüğüm hayatım, ya bugünlerde bir korku oluştu içimde, tamam mı? Yani senin çocuklara gösterdiğin özgürlüğü, yani hoşgörüyü ben gösteremeyecek kadar yaşlı hissetmeye başladım kendimi. Çünkü çok korkuyorum. Yani bebeğimiz 18 yaşına geldiği zaman ben daha huysuz, daha yaşlı, daha hoşgörüsüz bir adam olacağım. Yani sen buna hazır mısın? Bak canım. El ele verip onun en iyi şekilde büyümesi için uğraşacağız. Hepimiz hayat sahnesinde yalnız başımıza çıkıyoruz. Sen babanın tüm karşı çıkmalarına rağmen hayallerinin peşinden koştun. Ben de annemin seninle evlenmemi hiç istememesine rağmen seninle evlendim. Çocuklarımız için de bu böyle olacak. Eğer onları anlar, onların yanında olursak hem çocuklarla olan ilişkimiz güzel gider, hem de evliliğimiz için iyi olur. Düşünüp durma Sadık. Harekete geç. Gör bak her şey nasıl değişecek. Hadi bir adım at. Ay, ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Çay nasıl demlenir, omlet nasıl yapılır öğrenmiş oldum. Yani bütün bunları sana abinin öğrettiğine dünyada inanmam. Ya aslında abim de Tuğçe'den öğrenmiş. Kendisi yapamıyor ama çok güzel tarif ediyor. İşte sonuç. Hem bu arada babam da görmüş olsun tek başıma sofra kurduğumu. Yani gelecek sene ayrı eve çıkarsam aç kalmam değil mi baba? Yavrum, kızım. Bak, ben sana çok güveniyorum, tamam mı? Yani aramızda hiçbir güven sorunu yok ki. Bak, önünde bir hedef var, tamam mı? İstediğin bölümü kazan. Artık yetişkin oluyorsun. Tabii yani yetişkin olmak sana göre anayı babayı dinlemeden istediğini yapmak demek madem. O zaman biz buna saygı duyarız, karışmayız. Gönül ister ki yani bu evden gelin çıkana kadar bizimle ol. Yani bize arkadaş olacak bir kızımız olsun. Dışarıdaki hayatı senden öğrenelim. Ama tabii hayat senin hayatın kızım. Biz sadece arzularımızı söyleriz. Ama kararı verecek olan sensin. Değil mi? Arada çok güzel sofra hazırlamışsın. Aferin kız. Hadi gel bakalım. Bak omletin de tadına bak. Kızım ne güzel omlet yapmış. Yapmaz mı benim kızım? Yapmaz mı? Gel güzel kızım, gel. Afiyet olsun. Size de. Afiyet olsun. Vallahi yemeğe kıyamam şimdi ben bunları. Hadi ekmek buyurun.